Kasım ayında geçirdiği bypass ameliyatının ardından böbrek ve akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Müslüm Gürses bugün son yolculuğuna uğurlandı. 60 yaşında hayata veda eden Gürses için ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda yapıldı. Törene Kültür Bakanı Ömer Çelik'in yanı sıra sanat camiasından birçok kişi katıldı. Törenin yapıldığı salona ayakta durmakta güçlük çektiği için İki kişinin yardımıyla giren Gürses'in eşi Muhterem Nur'un göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Oturduğu yerde mikrofon verilen Muhterem Nur, sanatçının tüm sevenlerine teşekkür ederek dünyanın en iyi insanını kaybettiğim için çok üzgünüm. Onun gibi bir insan bir daha gelmeyecek diye konuştu. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses'le çok eski bir dostluklarının olduğunu belirterek Gürses'le ilgili anılarını paylaştı. Gürses'in saygılı ve kadirşinas biri olduğunu hatırlatan Gencebay, sanatçının değerlere özen gösterdiğini kaydetti. Hastanenin ve doktorların elinden geleni yaptığını vurgulayan Gencebay, Allah'ın emri buydu. Allah rahmet etsin, her zaman kalbimizde yaşayacak diye konuştu. Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Müslüm Gürses, Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi.